Polat Alemdar. Bu şerefsiz benim ağzımı burnumu kıran şerefsiz değil mi? Artist. Yakışıklıyı hatırlamadın mı? Nesi yakışıklı? Artistin önde gideni. İyi misin sen? Gözüm kararıyor. Dur bakayım, tansiyonun mu düşmüş? Bir kaza çıkmasın. Sen kimsin? Doktor musun? Ben senin doktorunum. Doktor sen gidip adama baksana. Can çekişiyor. Dur! Gel şu adamı al gidelim. Kalkabilecek misin ayağa? Kalkarım. Beni dışarı çıkar. Yürü. Bu adamı ambulans çağır. Ambulans çağırdım mı? Gelip alacak. Cevap ver. Senin standardına. Şu dikiz aynasını bana doğru çevir. Biraz yavaşlayarak sağa dön. Ben İskender Büyük. Patronunla görüşmem lazım, acil. Efendim, İskender Büyük arıyor. Alo. Seni dinliyorum. Eve dönüş yolundayım. Memati Baş peşimde. Ekip istiyorum. Sen onu evinden başka bir noktaya çek. Ben ekip gönderiyorum. Ekibi Memati'nin üzerine yolla. Anlaşıldı efendim. Şuradan orman yoluna sap.
Neredesin Kazım? Emrettiğin yerdeyim abi. Telefonla niye cevap vermiyorsun? Titreşimi almıştım abi. Hissetmedim. Hissedeceğin bir yere koy telefonu Kazım. Belki lazım olursun. Alo. Bir dakika sonra yanındalar. Tamam. Bu sefer elimden nasıl kurtulacaksın Memati? Bu sefer elimden nasıl kurtulacaksın İskender? Düşürdü şerefsizler. De Polat'ın iki kolunu da kırdık. Sizin telefonunuza olan hayatta bir defa lazım olacaksınız. Jimmy!
Usta, tuzağa düştüm. Neredesin Memati? Geliyorum. Ben dönene kadar silahı bunun kafasından indirmeyeceksin. Benden başka birini karşında gördüğün anda kafasına sıkacaksın. Anladın mı Cahit? Anladım abi. Bırak silahını. Sürüden ayrılanı kurt kapar Memati. Ayrılık yok usta. Ayrılık yok. Ne güzel, keyiflisin. Bugün benim doğum günüm incim. Sen aslan burcu değil misin ya? Her Türk aslan doğar, gerizekalı. E sonra siz kadınlar o aslanları kediye döndürürsünüz. Aa evet evet, ben de kedi burcuyum. Gerizekalı. Efendim, bir şey mi dedin? Beğendin mi hediyeni? Çok beğendim. Gerçi biraz daha iyileşmesi lazımmış. Yoksa Zaza'yı getirmesini söyleyecektim. O değil nerede sahiden? Onun da başka bir kafası var ha. Ne burcu acaba? Ne burcu olacak ki? Yılan burcu. Gözlerini görmüyor musun? Ferfecir okuyor. Felfecir ne demek? Gelince kendisine sorarsın. Siz yemeğinizi yiyin, ben geliyorum. Okay.
Tamam mı Memati'nin işi? Aronferler haberlerin kötü olduğunu, Polat Alemdar'ın hem Abdüley'i hem de Memati'yi kurtardığını iletmemi istedi. Hayret! Polat Alemdar beni, felleri nasıl öldürmemiş? Madem her şeyi aynı anda yapabiliyor bu adam, herkesi toplamasını istiyorum. Sizin için çalışan herkesin emrime verilmesini istiyorum. Ve Zaza'nın toplantıya katılmasını istiyorum. Ne oldu Andy? Efendim, avukatlar geldiler. Şeref Zazoğlu'nu soruyorlar. Bize niye soruyorlar? Emniyete sormuşlar, bizde değil demişler. İstihbarat da biz almadık demiş. Bizle ne alakası var kardeşim? Kimin aldığını gayet iyi biliyorlar. Gidip istihbaratın kapısına dayansınlar. Yazılı cevap istiyorlar. Hamdi, uğraştırma beni. Yazın yazıyı yollayın. Emredersiniz efendim. Hatırlıyor musun bizi ilk hücreye aldıkları vakidi? Ne ağladın Cevher? Ne ağladın? Dayı bizi öldürecekler. Dayı bizi undan ufak edecekler. Dayı anamızı ağlatacaklar diye ne ağladın? Kendime mi ağladım? Sana ağladım dayı. Cevher, biz 40 kardeşiz. 40'ımızda birbirimizi biliriz. Hey. Dayı 30 sene yol aldık. Değişen ne oldu? Şan aldık, nam aldık, intikam aldık. Yine geldik hücreye. Cevher, hücre dedikin ana karnı. Devlet baba ananın karnına bazı zaman seni geri sokı ki nereden çıktın unutmayasın. Ne haber Cahit? Bir bardak su alabilir miyim? Kal. Bir de hizmet mi bekliyorsun? Usta daha iyi dedin. Uyuyor yine bu. Biz uyuttuk Memati. İyi dediysem kalkıp boynuna sarılmasını bekleme. Yakışıklının düşman olduğunu hatırlıyor. Benim abisi olduğumu niye hatırlamıyor? Gerisini doktor halledecek. Değil mi doktor? Abi hastanenin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Hem yakışıklıyı koruyacağız hem burayı. Güvenliği sen merak etme Cahit. Ben bütün istihbaratı buraya yığarım. İstihbarat da senin ne işin olacak bu saatten sonra Memati? Alper başında ya usta. Bostan korkulu diye oturtmadık ya onu oraya. İstihbarat mı istihbarat yok Memati. Usta, biliyorsun ben başladığım işi bitirmezsem hasta olurum. Olma Memati. Vitamin al Memati. Hasta olma. Usta fena mı? Sen bir koldan, ben bir koldan. Bu şerefsizlerle anca baş ederiz. Memati, ayrılık yok diye konuşmadık mı seninle? Konuştuk da usta. Ben onu kastetmedim ki. Gönüllü olarak, bağlılık olarak ayrılık yok dedim. Memati, devleti tanımıyorsun. Devletin içindeki dengeleri bilmiyorsun. Usta, böyle söyleyince kırılıyorum ama. Kusura bakma, yanlış anlama da sen daha koleje giderken ben devletle polisle tanıştım. Memati bak, ünsal münsal direniyorsun. Sana olmadık bir iş yaptırırlar, altından kalkamazsın. Ne dinliyorsun lan? Ne dinliyorsun? Cevap versene! Kimi dinliyorsun? Memati. Usta, bu iki paralık itin yanında sana iş yaptırır diyorsun. Ünsal kim ki bana yanlış bir iş yaptırsın? Bana bak.
Devlet nedir biliyor musun? Polis, zabıta, istihbaratçı değildir. Devlet tanrı gibidir. Farkı, kadını erkek yapamaz. Onun haricinde istediğini yapar, yaptırır. Gerekirse erkeği kadın bile yapar. Abi basıldık. Kim olduklarını bilmiyorum. Kalabalıklar. Abi müdahale şansı yok. Tamam abi çıkıyorum. Aç kapıyı. Ya sen ne zahmet ettin İskender Bek? Bizim burada keyfimiz iyiydi. Değil mi Cevher? Yeter, yeter keyif çattığınız. Sen beni kurtaracakken ben seni kurtarıyorum. Hı? Ona bir oli, onda başımıza mı kalkışı? Ben seni kaçırmadım mı bizim evden? Ya tamam kabul ya. Dur ne yapıyorsun be adam? Kendine gel, delirdin mi? Ya ne yapayım, sarılayım da. Bana sarılma, ideallerime sarıl. Ben ideallerini sevmeyeyim ki, ben seni seveyim. Hadi git kendine gel. Bana lazımsın, işimiz var. Telefonunu ver. Kimsin? Ne demek kimsin? Hem o koltukta oturup hem devletin sahibinin kim olduğunu bilmiyor musun? Hadsiz! Hatırlat, bir ara seni kursa alayım. Devlet nedir, ne değildir öğreteyim. Gel. Bekliyorum. Özel ders paran kaç liraysa veririm. Ama sen lirayla çalışmıyordun. Dolarda bulurum senin için. Aferin sana. Bu devletin koltuğu böyledir Memati. Eğriye bile doğruyu söyletir. Senin değerli vaktini almak istemem. Sadece Zaza'yı aldım, bana yetti. Al tepe tepe kullan. Arada bir getir de buzdolabına koyayım, mikropları ölsün. Ölecek. Daha çok mikrop ölecek. Neredesin Hüsal? Ameliyattan şimdi çıktık efendim. Maalesef yakışıklıyı kurtardık. Adam sağ mı ölü mü Tuncay? Sağ efendim. Maalesef bir mendebur daha yaşıyor. Tuncay, sen ilaçlarını alıyorsun değil mi? Alıyorum efendim. Adamı kurtar diye sana getirdik ya. Üstümüze düşeni yaptık efendim. Ama benden buna sevinmemi beklemeyin. Rica ederim. Efendim, rica etmişken bir küçük ricam olacaktı. Şu Doktor Zero, acaba benim bazı şeylerimi kafamdan silebilir mi? Çok iyi düşünmüşsün Tuncay. Bana bunu hatırlat, değil mi?
Efendim. Titizliğim beni yedi bitirdi. Saçımda bir tel saç kalmadı. Abi Bedri Fincancı seninle görüşmek istiyormuş. Sana doktorun yanından ayrılma demedim mi Cahit? Ben yetim bırakır, ben yetime bakarım. Abi yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Kazım, arıyorum yoksun. Arıyorsun basıldık diyorsun. Şimdi benim sana ne dememi bekliyorsun? Bana İskender'in yerini bulacaksın. Alper nerede? Ankara'ya gitmiş. O gitti de kurumda bir sürü adam var. Ünsal, ben onu bunu bilmem. Kurum murum tanımam. İskender'in yerini bulacaksın dediysen bulacaksın. Tamam, bulacağım. Ama İskender'den önemli işler var. İskender'den önemli ne olacak? Adam geldi, Zaza'yı aldı gitti. Özel konuşmam lazım seninle. Kazım. İskender Zaza'yı kurtardı. Çünkü örgütle bir hazırlığın içindeler. Kafayı mı yedin? İskender'in örgütle ne alakası var? İskender'in örgütün içinde ajanı var. Hayırdır Bedri? Bir gelişme var. Onu bildirmek istedim. Sana söylediklerimi örgüte ilettin mi? Kadrolar değişti. Nasıl yani? Yapılanmayı değiştirdiler. Kim geldiyse onunla teması yok mu Kuzey Irak'ın? Bu kadın Kuzey Irak falan dinlemez. Kadın mı? Hı. Lale Zara Aynacı. Örgütün yönetimine artık kadınlar mı bakıyor? Hı. Görünürde artık kadınlar olacak. Arkasında kimler var? Bir ikna ettikleri var. Bir de onu ikna edenler var. Kadın herkesle temasta. Kod ismi Hala. İskender'in adamı Sıtkı Kızıltaş. Örgütün Şahin kanadından. Bütün uzlaşmaları bu adam tıkıyor. Genel stratejiyi Sıtkı belirliyor. Örgütün şehir yapılanmalarını o belirliyor. Eylemlerini planlıyor. Adam daha çıkmamış dedin. Çıkmadı. O yüzden bugüne kadar hapse girmedi. Hep siyasi kanatta yer aldı. Bilhassa gençleri sokaklara süren, siyasi olarak onları provoke eden bu adam. Niye şimdiye kadar almadınız? Her aldığımızda baskı yiyoruz. Bir seferinde bizzat büyükelçi bırakmamız için telefon açtı. Kardeşim, büyükelçiler bu ülkeden büyük mü? Bu koltukta oturuyorsan elin kolun bağlı demektir. Aha da kalktım bu koltuktan. Sen bana bu Sıtkı'nın adresini ver. İskender'in yerini bul. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Abdüley nasıl?
Daha iyi. Bedri Fincancı, Lale Zara Aynacı diye bir kadının örgütün yeni hareketinin başında olduğunu söyledi. Örgüt artık mücadelesini kadınların önderliğinde sürdürme kararı aldı. Niye? Erkek mi kalmamış? Kadının daima dokunulmazlığı vardır. Diyelim ki senin karşına çıktı. Ne yapabilirsin? Ona el kaldıramazsın. Silah doğrultamazsın. Hadi ben yapmam da. Bu ülkede benim yapmadığımı yapacak milyon adam var. Silahlı mücadeleden siyasal mücadele dönemine geçişte doğru bir strateji uyguluyorlar. Hem Avrupa'ya hem dünyaya daha sempatik ve şiddet içermeyen bir mücadele tarzı. Biz ne yapıyoruz? İçlerinde üst yönetimde adamımız var. Kim? Sıtkı Kızıltaş. Çift taraflı mı çalışıyor? Hayır. Bizim yetiştirip içlerine koyduğumuz bir adam. %100 onlardan görünüyor. Ve yıllardır açığa çıkmadı. Onunla temasa geçebilir miyim? Hayır. Asla. Açığa çıkmasını istemiyoruz. Amerika baskı kurarak Avrupa'da büyük uyuşturucu operasyonları başlattı. Örgütün üst düzey bazı adamlarını tutuklattı. Avrupa görünürde buna boyun eğdi. Ama onlar da örgüte tarzınızı değiştirin, yola öyle devam edin dediler. Amerika iki tarafa da mesaj veriyor, öyle mi? Örgüte benim dışımda hiçbir ülkeyi güç olarak kabul etmeyeceksin derken, Türkiye'ye de bak ben seninle birlikte hareket edip örgütü yok ediyorum. Sen de gereken demokratik tedbirleri al. Aynen böyle. Bu tedbirlerin içerisinde af söz konusu mu? Af için yeni yasaya gerek yok ki. Af için tek yeterli şey pişmanlık kavramı. Pişmanım diyen serbest kalacak. İmralı? İmralı'daki pişmanım demez. Dedirtmezler. Aksi takdirde adam bütün geçmişini reddetmiş olur. Niye? Mahkemede pişmanım dedi. Hayır. Üzgünüm dedi. Pişmanım demedi. Tabii ki İmralı üstünden pazarlık yürütülüyor. Ama bu küresel güçlerin her iki tarafı kıskaca alma operasyonu. Örgüte İmralı'daki serbest kalacak mesajını verirken Türkiye'ye de bak serbest kalır diyorlar. İsrail Amerikan politikasına nasıl bakıyor? Sıcak bakmıyor. Zaten doğacak çatışmaları bu eksende bekliyoruz. Örgütün içindeki adamımız Sıtkı Kızıltaş. Onu nasıl kullanıyoruz? Çözümün iki tarafın uzlaşmasıyla ancak mümkün olduğunu güçlü bir biçimde savunuyor. Ajan olarak suçlanmaması için de arada bir şahin mesajlar veriyor. Feller bu adamı nasıl tespit edemedi? Kazım. Birader bir bakar mısın? Buyur. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor böyle ya? Yürü. Yavaş Kazım, yavaş. Ne yapıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Bırak beni. Memlekete yapmadığın kaldı mı? Siz kimin için çalışıyorsunuz? 14'lü için çalışıyoruz. Ne yaptın Kazım? Sık demek istemedin mi abi? Böyle bir şey demek istesem derim Kazım. Abi bu devlet görevi beni strese sokuyor. Kardeşim madem sıkacaktık bu adamı niye kaldırıp buraya getirdik? Evinin önünde sıkardık. Abi yanlış anladım, özür dilerim. Şimdi ben de strese girip senin kafana sıkıp çok özür dilemek istiyorum Kazım.
Bünyesi kendisini toparlıyor. Neyi ne kadar hatırladığı belli değil. Şu kesin ki kendisine işkence edenleri görmek bilinçaltındaki öfkeyi açığa çıkarmış. Yakışıklıyı tanıması bu yüzden. Hala kimi dost, kimi düşman gördüğünü bilmiyoruz, değil mi? Evet. Radyo dalgalarıyla hipnoz etkisi yapacağız. Ve zihninde düşmanlarıyla dostlarını netleyeceğiz. Geçmişini hatırlaması ise sadece zaman alacak. Onu ben hallederim. Erhan'ı başına dikerim. Tek tek her şeyi anlatır. Eksik kalan yerleri de biz tamamlarız. Yalnız bir şartım olacak. Bana şart sunacak bir konumda değilsin. Beni öldürebilirsin. O zaman adamın hep böyle gelgitler yaşayacak. Dünyada bu işi benim kadar iyi yapabilecek hiç kimse yok. Yok öyle mi? İnsanlar her gün zevkle mi kendilerini patlatıyorlar, intihar ediyorlar? Yer miyim bu dediğini? İnsanları yok edecek bir sürü doktor var. Ama insanları birilerinin emrine verecek benden başka kimse yok. Seni bir şekilde serbest bırakırım. Bütün bildiklerini Gaye'ye öğretirsin. Niye bu kadar kızdığını anlamadım ki. Kız hamile. Çok üstüne gidiyorsun. Kesin erkek. Sinir yapar erkek çocuk gebelerde. Abi Ebru yenge geldi. Müsaadenizle. Sen burada kal. Tuncay Bey'in odasındayım. Çıkarken haber verirsiniz yenge. Biz niye ayrıldık Polat? Anlamadım. Ben hapis hayatı yaşayayım diye mi ayrıldık? Bana söyler misin? Erhan biraz abartmış olabilir konuyu. Erhan'ın abarttığı yok. Abartan sensin. İstediğim doktora, istediğim hastaneye, İstediğim pastaneye giderim. Erhan abartmamış. Sen abartıyorsun. Benim üstüme böyle gelirsen gidemeyeceğin yerlerin sayısı artar ona göre. İstediğim her şeyi yaparım. Ebru benden ne istiyorsun? Bu çocuğun babası olacaksın. Hem bana hem ona saygı duymanı istiyorum. Tabii ki saygı duyuyorum. Hassas bir dönemde olduğunu biliyorum. Senin gibi değil ama ben de zor bir dönemden geçiyorum. Sen de buna saygı duy lütfen. Ebru Hanım kusura bakmayın beklettim. Buyurun. Eğer oğlum olursa adını Ercüment koyacağım. Kız olursa ne koyacaksın? Ona da sen karar verirsin. Peki. Kız olursa adı Elif olacak o zaman.